Hazır bir de hadis ettildi. Rifkan bil kavarir deyip. Kavarir'in tercümesi billur buladı. Billurlarga, kavarirlerge, yahşi muamulada boliler diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. Esiratun indekum degen. Ayollar sizlerini üyinlerdeki esir degen. Hani hazır siz ben ayol kişi ben erkek kişinin hayatını çalıştırıp görelik de. Erkek kişi hahlagen tarafı gibi barışı mümkün. Ruhsat soramazdan. Hahlagen tamamını yiyiş mümkün. Doğru mu? Hahlagen köçe geçik yatıp ruhsat soramaydı. Kayırda barıp kayırda kegemde ruhsat soramaydı. Erkek kişi. Ayollar ki siz bilen beni ruhsatımsız köçeye çıkıp yetedigen bosa nima boladı? Darra biz onu sökemiz ya ki onge harkılı yollarda isteyemiz. Şu yerden kelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ularge rifk bilen, yumuşalık bilen muamula kılınlar digen. Başka hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istavusu bin nisai hayran ayollarge muamula kılıyetken ileride yahşi muamula kılıyılar dedi. Fe innehunne esiratun indekum sizlerini üyünlerdeki esir u dedi. Üyüge bar günün içinde sizi kütüp duradı. Köçeye çıkmaydı. Kiyiminizi yuvadı. He? Avukatınızı kıladı. Sökşinizi yeme işte yaptı bazı bir peyitte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrukum, hayrukum li nisaihi. Sizlerini içinlerdeki en yahşiler ayallarına çıralik mamula kıgeller deyip. Üyeleşti gerek yok. Turmuş ortağıya çıralik mamula kılıçlik erkek kişinin boynundaki vazifesi. Ve bu bizim sözümüz emas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. Sizler de yahşilariler üydeki o şey zayıfe bugün ayalıge çıraylık muamula kıladigen iler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayet yaptılar. Köçede, kopal bu sayem çüntürüş gerekti. Köçede ya ki corası da ya mahallesi de ençemçi adamlardı. Sözü ötmeydi. Ya ki bir zayıf adamlar da özler. Üyüge kirgemden keyin ayalıge tinçlik vermediği adamlar varken. Bunu kopalır akıllı beytler diye Musa yaşlılarımız mescular. Yamanlarımız bular. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlılarıyla ayalılarıge yaşlı muamula kıladigenler de yaptı. Demek hadisinin mafhumul muhalefe diyen kaydaki salat diyen bosek yamanlarıyla ayollarına yaman muamula kıladıkenler deyip düşünüşümüz gerek bu kadar. Üyüdeki ayalıge yahşi muamula kılalmayan erkek kişi yahşi erkek kişimez. Özü mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayetlediler. Mesela erkek kişinin aklı ayal kişinin aklından köprak. Erkek kişinin güvahlığı ayal kişinin güvahlığından güçlüğü rabu genin için tört de ayal güvahlık ötediğin yerge iki de erkek kişi güvahlık ötü koysa kifaya kıla. Faraculun ve mraaten degen. Güvahlar tapılmasa bir erkek, iki de ayal ötsün deyilgen. Demek erkek kişi akıllı mı? Şu üyünü hikmet bilen başkarış gerek. Mesela ötkengi mavzuyumuzda etkende kanday erkeğiyle, erkeğilerge kanday ayallar yakadı dedi ki ayallar geyen yakadı gen erkeğilerini bazı bir sıfatları kiledi. Hadiste. Bittesini ayet edin bu sekme senin. Hani ki uzun hadiste ötkende Sa'd ve Vakkas'tan bunu kendim ayet verdi. Ummu Zar'ın hadisi. On bittes ayet vergen o. Şularını bittesini ayet veriyemiz. İzâ dekhala fahid ve izâ kharaca asid ve la yes'elu amma ahid degen. İzâ dekhala fahid degen üyüge kiredigen bosa üyüde içi de ona piyelenin makul yaptı bir yerde. Onun pampersi af koymaysan şüpürgen nimege onu da yitiruptu. Meyde çüyde nerselerge umuman itibar vermeydi beni erim dedi. Meyde çüyde nerselerge biz ne deyimiz? Bolar bomas nerselerge erkek kişi itibar vermeş gerek üyüde içi de. Hemme nerselerge itibar veren adamlar var üyüde içi de. Erkek kişiler. Ya bu sizi keçiresiler o da ediyor. Ayalımız bizi şerigimiz, durmuş ortağımız. Bizi elgin ekamızdaki, kolumuzdaki işçimiz mez. Köpçülük şunu da düşünürken. Bizi şerikul hayat deydi. Hayattaki şerik o ayal kişi. Siz yaşı mamlaksanız siz ben çıralık devam edin. Hayatta siz ben buzamız öz əsildə.
Şularga çıralik muamele kılıp keyfiyetini köterseniz keyin hayat çıralik etti. Onu kelişten başlı. Ana onu makli yaptı bir yerde. Mana onu makli yaptı bir yerde degen sözler aytiladigan bolsa, bu ayol siz nima qiladi keyin? Xavf siraydigan bo'lib qoladi. Ko'rganda qo'rqadigan bo'lib qoladi va yolg'on gap ham chiqadi. Mana bu hadisda aytilyaptiki, "Iza dakhala fahid" erim uyini eshigiga qadam qo'ygandan keyin fahid degani sher degani. Uyda sher bo'lib qoladi dedi. Sher ikki qo'lini oldiga tashlab kallasini qo'yib, boshini indamay kuzatib o'tiradi. Mayda chuyda narsalarga e'tibor bermaydi sher. Meni erim sher deyapti. Meni erim uyga kirgandan keyin bo'lar bo'lmas mayda chuyda narsalarga asilmaydi deyapti. Mayda narsalarga asilmaydi degan erkak kishi ayolga shunaqa erkaklar yoqadi. Va ida xoraja asid dedi. Agar men erim bilan turmush o'rtog'im bilan ko'chaga chiqadigan bo'lsak, ko'chada meni asadday himoya qilam dedi. Asidun, asadun degan söz. Köçede meni erim asad deyapti. Meni özüm, öz himayesige ala deyapti. Üçüncüsü, birincisi, üyge kirse şehir boladı, köçege çıksa asad boladı. Ve la yes'alu amma ahid. Menge iş değerlay dedi. Sonra şu işini becermesem, in demeydi dedi. Esiden çıkıp kaldı şekilde ayalım deyip, halki işte kayta sonra marakin. Bazı bir erkekler vardı, baya sözümüzde etti ki, köçede, çorada, mahallede, yerde, bir yerde ötkende in demeydi. Erkek işler içinde in demeydi. Üyüge gelip ayalını eza uğradı. Cehbanem eza uğradı. Valiki ne deydi? Alaminiyem ala uğradı. Söke uğradı yem, kıyna uğradı yem. Bu erkek kişilike doğru kemeydi. Mana bu cahı erkek kişilike doğru kemeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rifkan bil kavari billurlarga muloyim bo'linglar. Ayollarga yaxshi gapirgan men ayollarga yaxshi gapiraman, sizlarning ichlarida kelaman. Yaxshilar ayollarga yaxshi gapiradiganlar deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisda aytibdilar. Ayollarning haq huquqlaridan biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytibdilarki husnul muamala yoki husnul muashara deydi. Ayol kishi bilan yashayotganda chiroylik muomala qilish kerak ekan. Nimaga? Erkak kishi kuchlik, ayol kishi zaif. Zaiflarga kuchlik muomala qilinmaydi. Zaiflarga muloyim muomala qilinadi. Muloyimlik bilan, yengillik bilan. Masalan, taom masalasini qarang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Payg'ambarimiz sallam ayollarga aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kirib taomni aybini topmaganlar hech qachon deyapti. Ma'aba Nabiy sallallohu alayhi vasallam ta'aman qattu qat'i hech qachon degan. Biror marotaba umr mobaynida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam seni ovqating unday bo'pti, seni ovqating bunday bo'pti deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytmagan ekanlar. Biror marotaba. Biz bir e'tibor berib ko'raylik. Aytoryapsiz-da, to'g'rimi? Masalan, qarang, kechki yuramiz ko'chada. O sizmen beni kütüp, üyde avukat kıladı, mehnet kılıp, ence vakti. Kep durum, bomaptı bu avukat deyip koyalımız kendi. Bu avukatın bomaptı. İkinci mesele, ayollarda meselesi. Cüde erkek kişilerge... Cüde erkek kişilerge mühim mesele. Erkekler samavarda yürüptü, ağaçta yürüptü, falanca yerde yürüptü, üyde yok bir nese. Üyde tüzük nerse yok. O şey kıyamatta cevapkar şu erkek kişi. Çünkü hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen yegen nerse ayalın hem yesin degen. Meyli unge o samarda kılıngan açtı alıp varmayın. Lekin o şey o şey samarda buluşu mümkün bogan nersene produktasını üyge teşlep koyuş gerek. Mana o gürücün, mana o göçün, mana o yağ. Çıralı avukat kılıp yedip köçede çıralı yürüsün giyin özü. Şuna kadar erkek kişiler var da hayatta. Bitte, ikte, üçte, dörtte coraları var. Bugün bir yerde aş yedi, erteki bir yerde göç yedi, indiğe bir yerde başka nesi yedi. Ayalı üyde tüzü kuruk tamam yemeydi. Bu zulüm. Ayalı, ayalının hak hukuku bunun, bunda durup da. Bunu ruhsatsız köçeki çıkma yaptı.
Bunu ruhsatsız bir anla sakınma yaptı. Bunu pulu hem yok. Pulu erkek kişi de. Bu ikide üçte dostum hafı bulup kalmasın deyip o şey erkek kişi dostlarımdan samarda yürseyi ayal üyüde bu çüşüntürüş için ayıtaymışsa göç yok, yakaladığın avukatka tüzük kuruk produktası yok üyüde otursa. Elbette kıyamatta cevap verin. Çünkü bana bu neresi kitaplarda kelen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayetler. İbn-i Sabilge, köçe balası gen, fi sabilillah, keselge, falançıge, pıstançıge İmam Müslim'den gelen rivayet. Ve ayalıge berilgen sadaka. Kaysı bir abzal deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra gene gelirler. Miskinge mi? Keselge mi? Falançıge mi? Ayalıge mi? Degen hadis. Sahabalar hemen harkıl cevap verişken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayalınge berilgen sadaka en evzel sadaka dedi. Kimiler ayet beri alaslarını? Ben için ayalge berilgen sadaka en evzel sadaka. Sebebi ne de? Kim biledi? Cüde cevap çıralik de bunu. Ha, bilesler mi? Hizmetinizi kıladı. Yaşşı. Ferzan terbiyeledi. Yaşşı. Bulmaz. Yakın. Şu zayıfı deken yakın. Demek ki ayalge ihsan kılamız. Miskinde etmeye, polançını, pıstançını ve anta da al. Sen ayalınge bergen ihsanın en zoru dedi. Sebep var da? Lebbey? Başka bir adam yok. Hud düşün dey. Beni ayalımge, beni ihsan kılmasam kim kıladı ihsandı? Beni ayalımge, beni ihsan kılmasam kim kıladı? Hemmemiz Maraş Nersen'i bilip olaylık. Her birimizde ayalımızda özümüzle ihsan kılalımız halas. Ayalınge kılıngen ihsan, en efzel ihsan degenli sebebi, her bir er özünü ayalıge ihsan kılaladıkken, biranı ayalıge başkası ihsan kımarıkken, ye işlik deyem, ki işlik deyem, ana bu ki işlik deyem degen. Çünkü nefakatun hukukun maliye deyiler. Hukukun maliye degeni, maliyevi hukukları. Yeyişlik hem de keyişlik ile. Yeyişliğine ait olduğu gibi biz tamam meselesini erkek kişiler köçede, samarda, oturuşta falancı pıstancı illerde tamamlanan etken erkek kişiler üyünü karap koysun. Bunu kabul kıldım degen de seni kabul kıldım, tamamını kabul kıldım, kimini kabul kıldım degen söz çıkadı arkasından. Hibzu himayayını, satır avratını, hemesini ben kabul kıldım degen. Seni bağışlayını boynun, seni bağışlayını ben boynumge aldım de gene. Özleri samar mı samar yürse yu, ayallarda o şey boşa eğlenip, yemaklabini çüşüp, yedigen, içedigen, kiyedigeni tayin bulmasa erkek cevap ger. Ama ikinci tarafı var. Mesela ayallarımıza darla köpnersen talep kılmasında talep kılıçlığının çekeresi var. Eğer fel yunfik mimme atahullah vel yunfik zu sa'atin min sa'atihi. Sa'atun kenglik degani Allah taala biror taylarga boylik bersa, pulinglar ko'p bo'lsa, ayolinglarga keng ehson qilinglar deyapti Alloh taala. Pulinglar bo'lsa, ayollarga keng ehson qilinglar. Lekin hammamiz hayotda bir xil emasmiz-da. Ba'zilarimizning pullarimiz ozroq. Vel yunfik zu sa'atin min sa'atihi. Keng ehson qilarsin. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهِ Kimdir rızkı azrak bugün bosa, az bosayam, o şundan ihsan kısın deyipti. Ayallarımız bize hayatımızı karab turup, köp nerseni talep kılışmasın, eğer bize imkaniyet kem bosa. Şunun için biz kutbalarda itemiz, çekeren, buzmagen halda, israf kımagen halda sorasın ayallar. Ve erkek kişiler hem bana bu nerseleri bir iş gerek. İkinci hakkı, kiyim meselesi, bizden ayollarımız ki biz giyim haberişimiz gerek. Erkek kişiler özlerimiz giyinip yürü alırsak, ayolları alıp vermesek bu meydi. Adalet kılıçlığımız gerek. Üçüncüsü husnul muaşere, husnul muamele. Husnul muamele de buluşuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men ayollarga en çirali muamele kıladıkken iler. Men diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hadis var. Bazı bir erkek kişilerge nasihat. Üyüge kirişimen kavakı çüşüp kaladıkken erkekler var. Ayalını körgende hüsnül hulku çekege sürülüp durup seriozni
bilmayman bu nima deydi? Jiddiy holatga o'tib qoladigan, seriozniy maska deb qo'yadi. Juda jiddiy holatga o'tib qoladigan erkaklar bor ekan. Bu shef bo'lib qolyapti. Bu birodi qizi bu. Bu birodi qizi bu. Uni yanida qovoqlarni solib, buyab-buyab qilib, ovqatqani, choy nima olyapti? Qani eshiklar shupirildimi? Eshikka kelganda sanab stansiyadan kelgan. Avukatga kelganda ham o'sha sanab stansiya nadzor, gosnadzor boyagi tozalik yeyish ichish bo'yicha ministerstvodan kelgan odamga o'xshaydi. Uyga unda kiradi ko'chadan. Bir siyradi, eshiklarni qarab, "Ha, yaxshi. Shupirilibdi." Keyin avukatlarni tekshirib, kiyimlarni tekshirib, "Bu qulmas ayol kishi." Va mas'ul ham emas. U mas'ul emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda Alloh taoloning kalimasi ila nomahramni o'zingizlarga halol qildinglar degan hadis. Tamom, tushunglar. Nomahram sizga mahram bo'lib qoldi degan. Tushunglar. Bizda ayniqsa mana O'rta Osiyoda shu narsa endi chet el ko'pchiligimiz bormaganmiz, televizorda ko'ryapsiz. Arabda umuman unaqa emas. Turkiyada ham, Rossiyada ham, Polonchada ham, Pistonchada ham. Bizda ila shunaqa. Biz nimaga shuni aytyapmiz desangiz, qiz katta aytiryapsiz hammamiz ham. Bizning qizlarimiz ham qul bo'lsinmi birodi uyda endi ertaga. Shuning uchun er o'zining huquqini bilsa, ayol o'zining huquqini bilsa, hayot chiroyli ketadi. Undan tashqari mana shu erkak kishilarga biz nasihat qilamiz. Uydagi ayoli, turmush o'rtog'i shu ayoliga chiroyli muomala qilsa, o'zi chiroyli yashaydi hayotda. Baribir boshqa yo'q, shu. Buni qismati shu ekan, buni taqdiri shu ekan, nima sababdan endi bitta-ikkita bolalar bo'lib qopti, hayot ketyapti, endi iloji yo'q. Bo'lib ham turmush bo'lgandan keyin, bitta-ikkita farzand bo'lgandan keyin bular endi yashash kerak. Yashash uchun bir-birini kechirish kerak, chiroyli yo'lga o'tish kerak xolos. Va husnul muomala qilish kerak xolos. O'sha boyagi hadisda aytgandek, be'tiborroq erkaklarni ayollar yaxshi ko'radigan, be'tibor. Uydagi janjal nimadan chiqyapti o'zi? O'ta e'tibor berib yuborganimizdan chiqyapti-da. Uydagi janjal to'polon ayollarda har xil narsasiga o'ta qattiq e'tibor berib yuborganimizdan chiqadi. Shu ila buni qisqacha aytilmoqchi bo'layotgan narsa shu. Ayollar bilan turmush kechirayotgan paytimizda esimizdan chiqarmaylik. Ayollar bizni nimamizdan yaralgan, bizni qovurg'amizdan yaralgan. Ayollarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyshiq qovurg'adan yaraldi. To'g'rilayman deb avora bo'lmanglar dedi. To'g'rilaysanglar sinib qoladi. Sinib qolishligi taloq bo'ladi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va ashiruhunna bil ma'ruf ayollar bilan chiroyli husnul muomalada yashanglar deydi.